Depresyon nedir? Hangi nedenlerle depresyona girilir? Kişi depresyonu kendi kendine çözebilir mi? Mevsim geçişleri ruh sağlığını nasıl etkiler? Hava değişimi kişileri neden etkiler? Mevsimsel depresyon ne kadar sürer? Kış depresyonu nedir? Mevsimsel depresyon nasıl belirtiler gösterir? Mevsimsel depresyon daha çok hangi yaş grubunda görülür? Depresyon nasıl tedavi edilir? Spor yaparak depresyondan uzaklaşılabilir mi? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası şimdi Gündem Sağlık'ta. Programımızın ilk bölümünde Profesör Doktor Selçuk Aslayan'da mevsim geçişlerindeki depresyonu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında çok kişiyi ilgilendiren, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir sorun depresyon. Belki isimlendirmek bu anlamda önemli. Evet. Nedir? Öncelikle depresyonu nasıl ifade edebiliriz? Evet. Şimdi depresyon kişinin her zamanki ilgi, istek düzeyinde bir azalma, kendini kötü hissetmesi, moralini çökkün hissetmesi ve keyif aldığı aktiviteleri bırakarak, etkinlikleri bırakarak adeta kendini bir kenara çekmesi, bir köşeye çekmesi ve bitkin bir halde her şeyi erteleyerek vakit geçirmesi. Depresyonun en önemli çekirdek belirtisi, temel belirtilerinden birisi kişinin kendini güçsüz, değersiz, yetersiz görmesi. Bir anlamda kendi kendini insan etiketliyor depresyonda. Ben işe yaramazım diyor. Hiçbir şey beceremiyorum diyor. Ben bir hiçim şeklinde düşünebiliyor. Tanım itibariyle depresyon bu şekilde anlatılabilir ve dediğiniz gibi çok yaygın. Her 5 kişiden biri hayatı boyunca böyle orta ya da ağır derecede bir depresyon yaşıyor. Ve bu depresyonların bir kısmı da mevsimsel özellikle oluyor. Aşağı yukarı %20'si, %30'u kış aylarında ortaya çıkabiliyor. Zaten biz hepimize, birçoğumuzu zaten bu havaların kapalı olmasının getirdiği bir tablonun da mutlaka evet. Bir açıklaması vardır. Güneşin bir etkisi var mı bu anlamda? Mevsim solarken neyi ifade edersek böyle bir şey söz konusu olabiliyor? Tabii çok etkisi var. Çünkü bizim bir ritmimiz var. Yani bir uyanma, uyuma, bir yaşam döngümüz var. Yaz aylarında gün süresi uzuyor. 16 saate kadar uzuyor. Kış aylarında gün süresi kısalıyor. 12 saat daha sonra 8 saate kadar kısalıyor. Dolayısıyla bu kısalma süresi insanların aslında motivasyonlarının da azalmasına yol açıyor. Ve daha çok adeta insanlar bir enerji koruma moduna geçebiliyorlar. Yani bir anlamda bu enerji koruma, hareket etmeme, bitkinlik ve dolayısıyla da depresyonu davet edebiliyor. Bu kış depresyonunu bu şekilde açıklayabiliyoruz. Ama burada şöyle bir şey var. Kişi keyif alabileceği aktiviteleri, etkinlikleri de bıraktığı için dolayısıyla bir süre sonra kendisinin de keyif almayan bir kişi haline dönüşmesine yol açabiliyor. Bu nasıl oluyor? Yani biz şimdi aslında mevsimsel süreci tekrar geleceğiz ama ciddi bir tablodan bahsediyoruz. Evet. Özellikle kadınlarda iki kat daha fazla olduğu tespit edilmiş durumda. Neden kadınlarda daha çok? Çok güzel bir soru. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi deniyor ki kadınlar, aslında erkekler de depresyon yaşıyor ama erkekler tedavi yardımı almaya başvurmuyorlar, ifade etmiyorlar bunu. Ama kadınlar daha çok ifade ediyorlar, daha çok yardım talebinde bulunuyorlar. İkinci neden de şu, belki de daha doğru neden. Kadınlar aslında sorun çözmek ve problemleri çözmek için mücadele ediyorlar. Yani hem evin sorumluluğunu taşıyorlar, hem çocukların sorumluluğunu taşıyorlar. Dolayısıyla ortada bir sorunlar yaşandığı zaman bu sorunları çözümüyle ilgili sorunlar yaşandığında bunlarla ilgili tedaviye daha çok başvuruyorlar. Sorun çözme merkezi kadın olunca ailede, dolayısıyla depresyonu da daha çok kadın yaşıyor. Şimdi depresyon aslında bir sonuç. Yani yolunda gitmeyen şeyler olduğunda hayatımızda bir süre sonra çaba gösteriyoruz, mücadele ediyoruz ama sonuç alamadığımızda
motivasyonumuzu kaybediyoruz. Bir anlamda bir öğrenilmiş çaresizlik sonuçta depresyonu doğuruyor. Bu günlük yaşamda mı? Yani bir anda oluşan bir, ya tabii ki o dediğiniz gibi sonuca ulaşıyoruz ama yani mesela bir iş ortamından bunu örnek verebilsek ne oluyor da bir anda o depresyona yakalanabiliyoruz? Tabii. Şöyle özellikle insanın hayatının amacı haline getirdiği bir konu olabilir. Yani işindeki başarı olabilir ya da evliliğindeki bir konu olabilir. Burada istediği şekilde yürümediğinde işler, kendi isteklerini yerine getiremediğinde ya da onların yerine gelmesini sağlayamadığında bir anlamda bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ve bir hayali bir kayıp yaşıyor insan. İşte bu hayali kayıp insanın o işi yapmayla ilgili motivasyonun kaybolmasına yol açıyor. Ve ardından erteleme süreçleri ortaya çıkıyor. Bu erteleme süreçleri eylemsizliği doğuruyor. Eylemsizlik de kişinin tekrar kendi kendine dönüp ben bir işe yaramıyorum, hiçbir şey yapmıyorum, ben rahatsızım, hastayım, depresyondayım diyerek bu durumu daha çok perçinleştirmesine neden oluyor. Aslında bir kısır döngü yaşanıyor. Birçok şey depresyona yol açabilir. Uzun süren evlilik çatışmaları da depresyona yol açabilir. Ya da iş yerinde bir insanın kendini ifade edememesi, gerçekleştirememesi, o da insanda depresyona yol açabilir. Özetle bazen kayıplar, çok sevdiği bir insanın kaybetmesi, ayrılıklar, Travmatik şekilde de olabilir. Travmatik olmasa da eğer bir insan hayatında çok önemli yer tutan bir destek olan bir kişiyi kaybederse ya da ondan ayrılırsa da bir depresyon süreci yaşayabilir. Kadınlar dediniz, kadınların depresyonu daha çok yaşamalarının bir nedeni de bizim toplumumuzda ve birçok kültürde, Asya'da ve Orta Doğu'da kadınlar bir anlamda çalışma hayatının içinde değil, erkeğe bağımlı hale getirilmiş olduğu için ve o noktada da bir anlamda özgürlükleri de kısıtlanmış olduğu için bunun sonucu hem eşi, sadece eş değil, anne babası, kayınvalidesi, bunların denetiminde altında bir kadın var. Bu kadın da tabii sonuçta sürekli baskılanıyor, eziliyor ve çoğunlukla aslında sosyolojik bir sorun bizim karşımıza, bireyin depresyonu ile karşımıza geliyor. Kendini ifade ettiğinde ben hiçbir işe yaramıyorum, istediklerimi yapamıyorum. Bazen tabii yaşamayı da artık tercih etmeyebiliyor. Yaşamdan İnternet da vazgeçebiliyor da gibi o süreçlerde bunun sonucunda olabiliyor. Bunu algılama noktası mesela bir hafta depresyon dediğimizde işte bir günlük bir sürecin devamında kendini toparlayabilenler bu depresyon yaşamıyor diyebiliyor muyuz? Tabii ki. Yani hepimiz gelip geçici üzüntüler, hayal kırıklıkları yaşarız ama ertesi gün ya da birkaç saat sonra bu geçebilir. Bu kendini çökkün hissetmenin süresi eğer bir haftadan fazlaysa, iki hafta süreyle devamlı devam ediyorsa, hemen her gün, günün çoğunda bu hal devam ediyorsa o zaman bir depresif ruh halinden bahsediyoruz. O zaman depresyon diyoruz. Ve buna iştah kaybı, bazen kilo kaybı, bazen aşırı yeme ama uyku düzensizlikleri ama muhakkak kişinin kendini değersiz görmesi ve keyif almamasının eşlik etmesini bekliyoruz. O zaman depresyon teşhisini koyuyoruz. Kendimiz bunu fark etmemiz açısından baktığımız zaman işte gözümüzdeki bir işte bakış şekli midir, el hareketlerimizde bir şey. Çünkü bazen bakıyoruz böyle gözlerinde böyle ışıltı şey vardır, böyle farklı bir bakış gibi gözlerindeki bir şey. Gözlerindeki ışık sönmüş gibi. Derler. O mudur yani, onları nasıl tespit etmek bu mümkün? Bu da olabilir tabii. Bir insanın her zamanki heves hali, her zamanki istek ve merak hali kaybolur. İlgi, çevreye ilgisi, alakası kaybolur. Yapmak istediği şeylerle ilgili hep bırakır bakarsınız. Yani zevk aldığı bir hobisi vardır. Onu bırakır, ona el sürmemeye başlar. Bu aslında depresyonun öncü belirtileridir. Onun dışında bir şekilde erteleme depresyonun çok ciddi bir belirtisi. Yapılacak küçük işleri bile yapmama, onları bir tarafa bırakma, sürekli istirahatle vakit geçirme. Tabii sürekli istirahatle vakit geçirmede aslında tekrar depresyonu pekiştiren ve artıran bir durum, bir davranış. Aslında sükunete geçmek değil, tamamen kendini koruma altına almak değil, tam tersinde onu canlandırıcı etkiler olur. Yani tabii bu gelip geçici olarak insanlar istirahat edebilirler, birkaç gün dinlenmek isteyebilirler. Bu depresyon anlamına gelmez ama bu daha kronikleşen bir hale dönüşüyor. Tabii kronik depresyonla yaşayan insanlar var. Yani hiç evinden çıkmayan, alışverişe bile gitmeyen ve kendisini hasta rolü içinde değerlendirerek sürekli başkalarının yardımlarıyla yaşar hale gelen insanlar var. Bu kronik depresyonda ayrı bir sorun. Ve burada tedavi kısmında anlatacağız ama yeri geldi söyleyelim.
Davranışsal etkinlikler çözümde çok önemli. Başlangıçta sorular da vardı. Spor, egzersiz işe yarar mı? Evet, kesinlikle işe yarıyor. Eğer bir kişiyi ikna edebilirseniz her gün 30 dakika yürüyüş yapmaya, sadece ve sadece her gün 30 dakika açık havada yürüyüş yapmak depresyonu yarı yarıya düzeltebiliyor. Zaten hepimiz bunu yaptığımız zaman vücudumuza bir rahatlama olduğunu hissedebiliyoruz. Tabii, çünkü bizler insanoğlu yürüdüğü zaman hem bedenen hem zihnen daha bir iyi oluş haline yakalayabiliyor. Sürekli istirahat aslında ruhsal iyi hissetme halinde kaybolmasına yol açıyor. Bu kastettiğimiz şey, yani bir koşmaktan bahsetmiyoruz ya da bir hız, yani nedir? Hızlı yürüyüş. Hızlı yürüyüş değil mi? En doğrusu yavaş yürüyüş değil. Değil. Çünkü kesinlikle bu koşmak da değil. Bir hızlı ve tempolu yarım saat yürüyüşten söz ediyoruz. Hocam, Bursa'dan bir izleyicimiz var. Tabii. Filiz Tosun. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Filiz Hanım, buyurun. İyi günler. Ben Doktor Bey'e bir soru soracaktım. Tabii, dinliyoruz sizi, buyurun. Doktor Bey, ben birinci doğumumda işte 25 yaşlarındaydım. Çok ağır doğum sonrası majör depresyon geçirdim. Geçmiş olsun. Şimdi tekrardan bir 7 sene falan geçti aradan. Ama ben ilaçları çok hafif dozlarda aldım. Tabii 5 seneye yakın, 5-6 seneye yakın yavaş yavaş anca atlatabildim. Ağır bir dönemdi. Çok bebeğimi hani bakamayacak duruma gelmiştim. Şimdi ikinciye tekrar hamileyim. İlaçlarımı bıraktım. Hani mutluyum, folik asit tarzı, daha çok vitamin tarzı şeyler alıyorum ama iyiyim hayata. Hani bir iki sene çok çok iyiyim Allah'a şükür. Hani hamileyim, tekrar bir risk var mı doğum sonrası diye soracaktım. Size teşekkür ederim. Evet. Hocam, sorunuz olabilir. Tabii ki. Hemen cevaplandıralım. Bir doğum sonrası depresyon, özellikle doğum sonrasında hormonal değişiklikler, hızlı bir hormonal değişiklik süreci var. Progesteron hızlı bir şekilde azalıyor ve doğum sonrasında anne bebeğine karşı pozitif duygular yaşamakta zorlanabiliyor, olumlu duygular yaşamakta zorlanıyor. Bebeği sahiplenmekte zorlanabiliyor ya da kendisini bebeğe bakacak kadar güçlü görmüyor. Birçok kez doğum sonrası depresyonun nedenlerinden birisi de annenin çok fazla eleştirilmesidir. Kayınvalide tarafından, eş tarafından. Sen yapamıyorsun, sen beceremiyorsun. Yani evet, bebek bakmak çok kolay bir şey değil. Özel bir dönem. O dönemde annenin aslında cesaretlendirilmesi gerekir. Böyle cesaret kırıcı şeyler depresyonu tetikleyebilir. Eğer kişi doğum sonrasında ben bebeğime bakamayacağım, ben yetersizim, sütüm yetersiz geliyor, ben beceriksiz bir anneyim demeye başlarsa kendini de bebekten giderek soğutabiliyor ve doğum sonrası depresyon giderek yerleşiyor. Şimdi burada da çözüm muhakkak ve muhakkak bir yardım almak. Bir psikiyatristle görüşmek gerekiyor. Çünkü her ilaç kullanılamaz. Özel bir şekilde dikkat edilerek ilaçların ayarlanması lazım. Anne sütüne geçmeyen ya da az karışan depresyon ilaçları verilmeli. Ve tabii ki annelerin bu süreçte bebeklerinin bakımı ile ilgili yardım alması ve kendi cesaretleri, kendi özgüvenleri yerine geldiği zaman adım adım bebekleriyle bir arada kalmaları sağlanmalı. Bebekten tamamen uzaklaştırılma önerilmiyor. Bebekle bir arada kalmaları için cesaretlendiriyoruz. Tekrar olabilir mi? Tekrar olabilir. Ama ben ilk doğumda yaşanan süreçten sonra kazanılan tecrübelerle ikinci doğumdan sonra annenin daha rahat olacağını ve bu depresyonu yaşamayacağını düşünüyorum. Kendine özgüveni olacağını ve ilk doğumdaki tecrübeleriyle ikinci bebeğe daha kolay bakacağını düşünüyorum. O açıdan bu süreçte eğer uyku sorunları olursa, karamsarlık, olumsuz düşünceler, değersizlik düşünceleri yoğunlaşırsa muhakkak bir psikiyatri iletişime geçmenizi öneririm. Hocam, yaş grupları o açısından da baktığımız zaman böyle bir tespitiniz var mı? Belki çok genel geçer bir tabii ki var ama ne diyebiliriz bu konuda? Orta yaş hastalığıdır aslında çoğunlukla depresyon. Yani evet, ergenlik döneminde, gençlik döneminde, ilk gençlik yıllarında da depresyon tabloları görüyoruz. Her birinin kendine özgü özellikleri var. Mesela gençlik döneminde kimlik arayışıyla depresyon çok yaşanabilmekte. Üniversite sınavına hazırlıkları döneminde başaramam korkusuyla yaşanabiliyor. Üniversiteyi kazandıktan sonra artık hedeflerime ulaştım motivasyon kaybıyla gençler depresyona girebiliyorlar. Ama bizim klinik anlamda asıl ağır depresyonlar 40'lı yaşlarda ortaya çıkar. Orta yaşlar, 45-50 yaşlarda daha çok olur. Neden olur? Bu yaşlarda tabii insan çok daha büyük yükler altına giriyor. Hem mesleki anlamda kayıplar yaşayabiliyor, hem evlilik hayatında bir çözülmeler, ayrışmalar, kayıplar yaşanabiliyor.
Çocuklar büyüyebiliyor, genellikle 20'li yaşlara geliyor, evden gidebiliyorlar. Emekli olma, depresyonu en çok tetikleyen şeylerden birisi. Yani bir insan emekli olduğunda o güne kadar işinden de çok zevk alıyorsa, işini bıraktığı zaman hayatında da hiçbir onu mutlu eden bir aktivite yoksa, o zaman... Sanki yaşamın sonuna doğru yavaş yavaş böyle bir... Çünkü toparlayabilecek bir şey yok. Çünkü yani işe yaramaz hissetmeye başlıyor kişi kendini. Hiçbir etkinlik yapmıyor. Bu da depresyonu davetiye çıkartıyor. Tabii kış depresyonu dedik, mevsimsel dedik. Mevsim geçişleri de bunu aslında artırıyor. Yani var olan bir zemini bunlar da artırıyor. Özetle yani 45-50 yaşlarında daha fazla depresyon. İsterseniz oradan devam edelim. Mevsim geçişlerinden. Tabii. Şöyle devam edelim. Bahar depresyonu dediğimizde neden ilkbaharda bir yorgunluk hissediyoruz? Neden sonbaharda hissediyoruz? Bunun çeşitli nedenleri var. En önemli nedeni zaman kaymaları. Yani siz saat sabah diyelim 7'de uyanıyorsanız giderek hızlı bir şekilde o gün daha erken ağarmaya başlıyor. Daha erken kalkmanız gerekiyor. Bir de saatler ileri alıyor, geri alınıyor. Dolayısıyla bir saatlik fark 2 saate, 3 saate çıkabiliyor. Yani bir anlamda uyku uyanıklık ritminin değişmesinden dolayı bir bocalama var. Bahar yorgunluğunun en büyük nedeni bu. İkinci nedeni bahar aylarında ortamda dolaşan polenler. Bu polenler birçok bitkiden yaygın olarak çevreye salınıyor ve bunlar soluduğumuz havada zerrecikler halinde dolaşıyor. Ve bu polenlerin insanı sersemletici etkileri var. Ve bu çok fark edilmeyen bir şey ama birçok insan zaten alerjik rinit de yaşar o dönemde. Yani alerjik nezleler yaşayabilir. Ve alerjik nezleler depresyon belirtilerine benzer belirtiler verir. İnsan kafasının çalışmadığını hisseder, kendini bitkin hisseder, hemen her yerde uyuyakalabilir. Bu da depresyon zannediliyor. Aslında bunlar tam depresyon değil. Yani bahar yorgunluğu diyebiliriz. Hocam İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Osman Bey. Buyurun Osman Bey, sorunuzu alalım. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. İyi çalışmalar. Teşekkürler, sağ olun. Hocam ben bundan 4-5 yıl önce bir anda baş dönmesi ve kafamın sağ tarafını hissetmeme, dengede yürüyememe olay oldu bir anda. İşte acile tren gittik. Beni nörolojiye sevk ettiler. Nöroloji doktorumuz da depresyona girmişim dedi. Bana bir takım ilaçlar verdi. Bu aynı zamanda vertigoyu tetikliyor dedi bana. Evet. Şimdi ben 4-5 yıldır bu ilaçları kullanıyorum. Ama hala aynı. Ne yapmam gerekiyor? Baş dönmeniz hala devam mı ediyor? Baş dönmem devamlı değil. Atıyorum ayda bir kere veya 2 ayda bir kere. Evet. Baş dönmesine eşlik eden bedensel başka belirtiler, çarpıntı, heyecan, bağırsak hareketleri. Heyecan devamlı oluyor. Endişe oluyor üzerinde devamlı. Evet. İşte bu sorunuza cevap vermeye çalışayım. Bu baş dönmesi birçok kez depresyon dediğimizde tabii depresyon değil aslında. Depresyon halkımıza, vatandaşlarımıza bunu açıklayalım. Yani insanlar ben depresyondayım diyor ama depresyonda olmuyorlar genellikle. Bazen kaygı oluyor, bazen panik oluyor, bazen öfke nöbeti oluyor. Pek popüler bir ifade olduğu için. Evet. Yani depresyon her türlü sorun için depresyon konuşuluyor. Oysa depresyon bir çöküntü halidir, isteksizlik halidir. Hayattan vazgeçecek kadar kendini kötü hissetme halidir. Yani yoğun bir durumdur. Buradaki izleyicimizin yaşadığı şey daha çok bir kaygı nöbeti. Şimdi vertigo, baş dönmesi birçok nedenden olabilir. Örneğin bir kafa travmasını takiben olabilir. Ya da bir enfeksiyonu, bildiğiniz bir gripal enfeksiyonu takiben baş dönmesi olabilir. Ama bu baş dönme süreci bizi o kadar çok etkiler ki biz bu süreçte korkuya kapılırız. Ve panik yaşantıları ortaya çıkar. Panik yaşantıları, çarpıntı, heyecan, gerilim ve bedensel olarak ciddi bir rahatsızlık başımda diye endişeler, felaketleştirici düşüncelere yol açar. Ben zaman zaman olan baş dönmelerinin panik ataklarla birlikte olduğunu düşünüyorum. Ve belki de buradaki izleyicimiz panik belirtileri yaşıyor ve sağlık kaygıları yaşıyor olabilir. Dolayısıyla bunun geçmiyor olmasını ben anlayabiliyorum. Bir de muhakkak kulak burun boğaz doktoruyla görüşmesi lazım. Çünkü burada periferik vertigo yani kulak içindeki sıvı dengesizliklerinden ortaya çıkan baş dönmesi kronikleşebiliyor ve bunun tedavisi o çerçevede de incelenebilir. Ama bizim açımızdan panik yaşantıların bir parçası olarak baş dönmesi karşımıza çıkabiliyor. Panikten bahsetmişken onu da söyleyeyim. Çarpıntı, hızlı nefes alıp verme, karında basınç hissi, kaslarda ağrı
panik sırasında çok yaşanır. O sırada insan kendini çok kötü hisseder, acil servise gitme, hemen yardım alma ihtiyacı hisseder. Ama bu aslında vücudun verdiği bir alarmdır. Yani tehlikedeyiz, sıkıntı içindesin. Sana vücut bir alarm verir, bir işaret verir. Ama orada kendimizi de yatıştırmayı öğrenmenin yolları var. Onları da ayrı bir programda inşallah evet, kesinlikle konuşuruz. Yapmamız gerekiyor. Çünkü evet. Hocam çok yoğun telefonlar çok geliyor. Çok güzel. Yurt dışından da bekleriz. Tabii ki bekliyoruz. Yani bütün Türkiye zaten bizim Cumhuriyetlerinde. Zaten Batı Avrupa'da dahil olmak üzere birçok yerden de izleyenlerimiz var. Bu çok güzel bir olanak. Kesinlikle gerçekten. Öyle. Ve hem Balkanlar hem Asya'da. Kesinlikle öyle. Bir de izleyicilerimiz şu anda çok ciddi şekilde telefonlarla arıyorlar. Muhalle Hanım hattımızda Erzurum'dan. Muhalle Hanım buyurun. Alo. Merhaba Muhalle Hanım, dinliyoruz sizi. Hocam ben ağır bir depresyon geçiriyorum da böyle çok hiç canım bir şey istemiyor, halsizim. Yani böyle evimin işini bile yapamıyorum, iştahım yok. Yani hiçbir şey, yani İsteğiniz canım yok. İstemiyor. Böyle yani vücudum nasıl derler, alabora oluyor, her türlü oluyor. Yani tahlillerde bir şey çıkmıyor ama ben çok kötüyüm, ben çok hastayım. Evet. Cevap vermeye çalışayım Muhalle Hanım'ın sorusuna. Evet, teşekkür ederim hocam. Evet. Yardımcı olursunuz, çok sevindim. Evet. Tabii buradan söyleyeceğim şeyler tanımlama anlamında, sorunuzun nasıl bir sorun olduğunu anlama anlamında yardımcı olacak. Buradan tabii tedavi sağlamamız mümkün olmaz. Ama şunu bilin ki bu çok yaygın bir durum. Bunu ne zamandır yaşıyorsunuz bu önemli. Kendinize şu soruyu sorun. Ben ne zamandır böyle bitkin, böyle isteksiz yaşıyorum? Ve bunu benim hayatımda ne başlattı? Acaba benim moralimi ne bozdu? Burada kaynağı bulmak çok önemli. Örneğin yani genel olarak konuşuyorum, sadece bu izleyicimiz için değil. Örneğin çocuklarının hayatıyla ilgili sorunlar mı? Eşinin hayatıyla ilgili sorunlar mı? Ya da yapmak istediğiniz şeyler mi engellendi? Ben bu dinleyicimizde bir moral ve motivasyon kaybı görüyorum. Zaten ses tonundan hissediyorsunuz. Evet. Yani bu moral ve motivasyon kaybını tekrar tesis etmek için, tekrar oluşturmak için bence eşinizle, ailenizle bir araya gelerek konuşmanız lazım. Ve muhakkak daha önce keyif aldığınız etkinlik, aktivite neyse onu yapmaya başlamanız lazım. Örneğin bir ev hanımıysanız yapmaktan en çok keyif aldığınız yemek nedir? Bunu bir ödev olarak yapın. Ailece bunu yerken bu bir ödüldür. Ve bu yemeğin güzelliğini beraber tatmak, beraber yaşamak aslında insanı çok da iyi hissettirir. Ve kendinize olumlu şeyler söyleyin. Yani kendinizi takdir edin. Birçok kez depresyonun nedeni de aslında az önceki izleyicimizin söylediği gibi kendi kendine dönüp ben iyileşmeyeceğim, ben hastayım demek. Bir anlamda kendini yargılamak ve etiketlemektir. Ben o zaman diyorum ki kendi kendini yargılamayı bırak bir süre. Kendi kendine olumsuz şeyler söylemeyi bırak ve sadece bir süre için, mesela bir saat için kendinle ilgili olumlu şeyleri tekrar et. Göreceksin, o ruh halinden çıkma şansını yakalarsın. Hocam tedavi süreçlerinde de gelmek gerekirse, farklı tedavi yöntemleri var. Evet. Hem ilaçlar da bu anlamda katkı sağlıyor diye gayet biliyoruz. Tabii. Evet. Tabii bunun yan etkileri olduğu ifade ediliyor. İşte kilo alımına yol açtığı ya da işte sadece baskıladığı için bu anlamda da tam bir çözüm olmadığı ifade ediyor. Bu anlamda neyi söyleyebiliriz tedavi süreci açısından bakarsak? Şimdi ilaçlar tabii böyle kronikleşmiş, uzun süren, orta derecede ve daha şiddetli depresyonda gereklidir. İlaç tedavilerinde ama eğer kilo aldırıyorsa ilaç, doktorunuzla konuşun. Çünkü kilo almak da bir rahatsızlık. Kilo almayan bir ilaca geçirmesini isteyin. Benim önerim o. Eğer çok fazla uyku veriyorsa, fazla uyku veren şeyler aslında depresyona başlangıçta yardımcı olurken, eğer uyuyamıyorsa depresyonlu kişi, daha sonra bitkinliği artıracaktır. Daha az uyku veren ilaçlarla değiştirmek gerekecektir. Ve doktor kontrolünde olması lazım bunu. İlaçların yan etkileri, depresyon ilaçlarının çok korkulacak yan etkileri yok. Evet, bunların reçetelerinde yazılan, daha doğrusu kılavuzlarında yazılan bazı bilgiler var. Ama bu bilgiler hastalarımızı korkutmasın. Bu ilaçlar güvenli ilaçlardır ve büyük ölçüde depresyon süresinin daha kısa sürede aşılmasına yardımcı olurlar. Ama sadece ilaç aldım, ben iyileşmiyorum. İlaç aldım, iyileşmiyorum. Bu da mümkün değil. Beraberinde muhakkak ve muhakkak eski keyif aldığın etkinlikleri yapmak lazım. Örneğin ben eşlere diyorum ki bir görev düşüyor.
depresyona girdiyse hanımı belki bir pikniğe götürebilir. Belki onun için iyi hissettiren bir aktiviteye götürebilir. Onu hissettirecek bir sürpriz yapabilir. Ve bunlar aslında tekrar depresyondan çıkış için yardımcı olabilir. Örneğin odayı toplama ödevi verebiliriz. Yani kitaplığını toplama ödevi verebiliriz. Ya da evin birçok işi vardır. Depresyondaki kişi ben bunları yapamayacağım diye sürekli bırakır. Ama küçük bir kısmını mesela bir basamak yaparak, gelecek hafta başka bir basamak yaparak adım adım geriye dönüp baktığında aslında bir şeyleri yapabildiğini görmesi çok önemli. Bu anlamda ailece destek olmak gerekiyor. Hocam son bir telefon daha alacağız. Gizem Koç tabii. Hattımızı aydınlanıyor. Gizem Hanım buyurun. Alo, iyi programlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Buyurun. Ben üniversiteyi kazandım. Ailemden uzaktayım. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Adaptasyon süreci yaşıyorum. Geceleri uyku düzensizliği oluyor. Kendimi yalnız, çaresiz hissediyorum. Evet. Bununla ilgili ne yapmam gerekiyor? Yani geziyorum ama gezdiğimden bir tat almıyorum. Evet. Ne yapabilirim? Kendinizi yeni yerleştiğiniz yerde güvende hissediyor musunuz? Güvende hissediyorum ama farklı bir ortam. Yani arkadaşlarımla zorlandınız. Alışamamak korkusu evet. var. Gizem Hanım cevap vermeye korkusu. Çalışayım. Sizin şahsınızda bu sorunu yaşayan birçok gencimiz var. Çünkü tabii ailemizle birlikte yaşadığımızda çok güvenli bir ortam var. Her şey bizler için hazırlanıyor. Annemiz yardımcı oluyor, ablamız yardımcı oluyor, babamız her şeyi hallediyor. Tabii öğrencilik, üniversite öğrenciliği bir gelişim süreci. Sadece üniversite değil, bir anlamda aile ortamından uzaklaşarak tek başına ayakta durabilmenin de yaşandığı bir olgunlaşma, bir gelişme süreci. Ben şöyle bir öneride bulunacağım. Bu süreci, yani bir yalnızlık ve bir çaresizlik, yapamayacağım, başaramayacağım gibi etiketlerle yaklaşırsanız sıkıntınız büyür. Ama bu sürecin bir adaptasyon, sizin de söylediğiniz gibi uyum süreci olduğunu düşünerek aşılabilecek birkaç ay içinde bir süreç olduğunu düşünürseniz aslında kendinizi biraz da rahatlatmış olursunuz ve sorunu da küçük görebilirsiniz. Eğer sorunu çok büyük, kendi baş etme gücünüzü küçük görüyorsanız depresyon hissiniz artacaktır, kaygı hissiniz de artacaktır. Mümkünse kendinize iyi hissettiren küçük ortamlar oluşturun ve sizi hissettiren aktiviteleri orada yapmaya çalışın. Bu kitap okumak olabilir, bir enstrümanla ilgilenmek olabilir, arkadaşlarınızla vakit geçirmek olabilir, resim olabilir ya da okul programı örneğin. Okul programı ile ilgili konuları hayatınıza geçirirken onlarla ilgili planlama, haftalık planlar yapmak olabilir. Ben hani bu çok önemli bir şey Gizem Hanım'ın söylediği. Bu kaçınılmaz bir süreç. Buradaki yaşanan şeyi tam bir depresyon diye ben adlandırmak istemiyorum. Bu bir anlamda olgunlaşma, gelişmedeki bir sancı. Evet. Ve bu aşılabilecek bir şey birkaç ay içinde. Ben bunun geçeceğini düşünüyorum. Hocam son telefon dedik ama yine dediğim gibi yoğun var. Ayşe Yılmaz Balıkesir'den arıyor. Ayşe Hanım buyurun. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun dinliyoruz sizi. Benim anksiyete sorunum var. 20 senedir ilaç kullanıyorum ben doktor bey. Evet. 5 sene devamlı gittim doktora. Evet. Şu anda artık bütün ilaçları çeşit çeşit kullandık. Hepsini biliyorsunuz, hepsini denediniz. Hepsini biliyorum. Ben uzman şekilde bir hastayım yani uzman hastayım. Yarar gördünüz mü ilaçlardan? Görüyorum ama bırakamıyorum. Yani son zamanlarda hep belli bir miktar. Çok da fazla kullanmadım. Evet. İlk zamanlar hani... Yeşilir çeteli de kullanmıştım bir 2-3 evet. ay. Ona şu anki sorunuz senelerde. Ne? Şimdi sormak istediğiniz soru nedir? Yani ama tam iyileşemiyorum. Tam iyileşemiyorsunuz. Ama tam iyileşemiyorum. Evet. Mesela bırakamıyorum da bırak. Aşırı evet. dengesizliğim, vertigom. Hepsi başlıyor. Çarpıntım. Evet. Cevap verebilir yani, miyim? Ya bu geçmeyecek herhalde. Bunun bu, yani ölene kadar kullanmamda bir sorun var mı? Şimdi olumsuz bir cevap senaryo hemen... Yok, ha, bence hiç olumsuz değil. Hayır, bence... Kendisi öyle ifade ediyor çünkü. Evet, evet. çok güzel ifade evet. ettiniz. Evet. Yani burada danışanımız, hastamız, izleyicimiz hep böyle mi gidecek diyor. Hep bu kaygıya, anksiyete hastasıyım ben. Bu kaygı yani endişe hep yaşayacak mıyım? Ben şöyle bakmasını öneririm.
endişe ve kaygı aslında vücudumuzun bize bir işareti, bir uyarısı. Ama buna her zaman hastalık diye bakıp bunun tamamen yok olmasını istemek bence gerçekçi olmayan bu. İzleyicilerimize şunu öneriyorum. Yani hayatımızda anksiyete, endişe olmadan mümkün değil. Bakın endişe bize lazım. Yani bir misafir geldiğinde bile bir hazırlık yapmamız için endişe etmemiz gerekiyor. Endişenin hayatımızda bir işlevi var. Ama burada işlevsiz kaygıdan bahsediyor tabii izleyicimiz. Ve bundan çıkamadığını söylüyor. Ama bundan çıkmanın bir yolu şu. Endişeyi kabul etmek ve onu arkadaşın gibi görmek. Acaba ben nelere endişeleniyorum? Neler endişemi artırıyor? Neler azaltıyor? Bu izleyicimize ve bütün izleyicimize benzer sorunlar yaşayanlara bunu öneririm. Endişeyi her zaman bir hastalık gibi görmesinler. Evet, ilaçlardan yardım alabiliriz. Nitekim yararı da oluyor. Antidepresan ilaçlar endişe için, kaygı yani anksiyete bozuklukları için de işe yarar. Daha düşük dozlarda kullanılır. Yine burada da bir anlamda gündem değiştirmek çok önemli. Yani kendini hasta ve sorunu olan bir insan olarak görmeyi bir tarafa bırakarak bir aktiviteye yönlenmesi ya da bir plan çerçevesi içinde yapılacak işleri sıraya koyup yapması bu endişeden uzaklaşmasına yardımcı olacaktır. Hocam çok teşekkürler. Çok önemli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Küçük hocam. Bir şey daha ekleyeyim. Tabii ki buyurun. Buyurun hocam. Sanat aktiviteleriyle ben izleyicilerimizin ilgilenmesini öneririm. Çünkü sanatın iyi hissettiren bir yanı var. Ve tabii ki olanak bulanlar, yapabilenler, yani müzikle ilgilenmek, resimle ilgilenmek, edebiyatla olabilir. Bir anlamda bunlar hem bizim kendi dimağımızı zenginleştiriyor, hem de içine düştüğümüz ruhsal bunalımlardan çıkmamıza yardımcı terapi oluyor. Terapi gibi yani, belki de. Evet. Yani son zamanlarda bu sanat terapisiyle de çok Balantı. Çalışıyoruz. Aktivitelerin içine bunları da yerleştirirlerse bir anlamda kendilerine yeni çıkış yolları da bulabileceklerini düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Çok önemli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.